Selam ve hürmetlerimle başlamak istiyorum. Bir tıp kökenli birisi olarak burada benim daha öğrencilik yıllarımdan beri hep merak ettiğim bu konudur tıbbın ebeveyn. Hatta benim şu anda öğrencilikte Beyaz Saray vardı biz öğrenciyken. Beyaz Saray'da, Beyazıt'ta. Orada Doktor Hüseyin Remzi'nin tıbbın ebeveyn kitabını orijinal baskısıyla bir tane almıştım. Kendi kütüphanemde var o zaman. Ve Osmanlıca tabii. 1896 falan baskılı bir kitaptı. Orijinal olarak. O dönemden onunla ilgili çeşitli yani hastalık tıbbı, yani tıpta dinimiz Kur'an-ı Kerim'de öngörüyor, ne öğretiyor? Yani gelecekle ilgili bizim böyle gelecek bakışımızı nasıl etkiliyor tarzındaki değerlendirmeler olmuştu. Bunu özetlemeye fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi burada önce hastalık tıbbı ile sağlık tıbbının ayrımını yapmak istiyorum. Hastalıklar teşhisi burada tabii yazım hatta sol. Hastalıklar teşhisi ve tedavisi ile ilgili hastalık tıbbı ilgileniyor. Şu anda tıp dediği zaman hep bu anlaşılıyor. Halbuki tıp dediği zaman bir sağlık tıbbı var. Hastalıklardan korunma ve hastalıkları önleme ile uğraşıyor burada. Yani koruma ve önleme tanı ve tedaviden çok daha önemli ve önceliklidir. Çünkü tedavi zaten genelde maliyeti yüksektir. Daha zahmetli. Teşhis de öyle, tedavi de öyle. Teşhis ve tedaviden sonra yapılacak şeyler vardır muhakkak ama daha sınırlıdır. Asıl yapılacak şeylerdir. Hatta bununla ilgili bu ünlü kalp cerrahı var Tübeke, Amerika Houston'da. Onunla ilgili bir röportaj var. O röportajda 90 yaşları civarındayken yapılıyor bir röportaj. Bir kitap basmış o zaman. 1,5 milyon satmış. Kalp hastalığı nasıl önlenir, nasıl olunmaz diye. O yani şu andaki bir keşke dediğiniz bir şey var mı? Bir pişmanlığınız var mı diye soruyor. Bir röportaj yapan diyor ki şu andaki düşüncem olsa diyor ben bu kitabı 30 sene önce yazardım diyor. Çünkü şu ana kadar 1500 kişinin kalp ameliyatını yapmışım diyor. Onların işte iyileşmesine vesile olmuşumdur ama asıl bu kitabı 30 yaşlarında yazmış olsaydım ve 1500 kişi bunu okuduğuna göre 1,5 milyon kişi okuduğuna göre 1,5 milyon kişinin kalp hastası olmamasına katkı sağlamış olurdum. Bu daha önemliymiş. Şu anda keşke dediğim bu konu diyor. İşte biz bu tıpta bu keşkeleri dememek için üniversite olarak tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemiz de var. Bunlarla ilgili olarak burada koruyucu hekimlik, önleyici hekimliği çok daha fazla üzerinde durmayı hedefledik strateji olarak. Çünkü koruma ve önleme, yani önleme risk gruplarını belirleyip ondan hasta olmamasını sağlamak. Erken tanı önemli. Korumada da sağlıklı toplumun hiç nasıl yaşarsa hasta olunmaz. Yapılan araştırmalar hastalıkların %60-70'inin yaşam stili hatalarıyla ilgili. Yani beslenme stili hatası, işte uyku hijyeninin hataları, ruh sağlığıyla ilgili de kişinin stres yönetimi yapamaması gibi birçok etkenler olduğu görülüyor. Yani ruh beden sağlığında %60-70 eğer bir kimse doğru yaşarsa genetik olarak kodlanmış ömrümüz yani insanın 120 yaşlarına kadar bulabiliyor. Yani genetik olarak. İnsan yanlış yaşayan kişilerde mesela yoğun stresi yaşayan A tipi kişiler var. Aceleci, sabırsız. Bu kişilerde DNA'nın şeyindeki böyle bir ayakkabı bağının hani ucundaki bir metal parça vardır ya onun çok dağılmaması için. Böyle bir telomer var. Bu telomer ömrünü belirliyor DNA'nın. Stresli kişilerde o çabuk bölünüyor ve çabuk azalıyor. Sakin soğukkanlı olan kişilerde bu diğer canlılarda da var mesela. Soğukkanlı bitkide besin hayvanları düşünün fili, kaplumbağa 200-300 sene yaşıyorlar. Ama diğer o sıcakkanlı hayvanlar kedi, köpek, aslan 10-15 seneyi geçmiyorlar. Yani bu da aslında bununla yakından ilgili yaşam stiliyle ilgili
Etçil hayvanlar daha uzun yaşamıyor ama otçul hayvanlar daha uzun yaşıyor. Bunları da göz önüne almakta fayda var. Bazıları burada kilo meselesi de tabii önemli ama bu bizim burada bir insanı en iyi kim tanırlar? Kim belirler bir insanı? Bir aynı şekilde bir makineyi diyelim, en sağlıklı çalışma biçimini kim belirler? Onu imal eden belirler. O halde insanın da en sağlıklı insanı belirleyecek kişi onu yaratandır. O halde yaratan nasıl yaşamamızı tavsiye ediyor, öneriyor. Bunu bilmek kişinin aslında aklına, muhakemesine uygun davranması demektir. Günümüz nasıl bir gün? Günümüzün gerçeği şu. İşte bak, büyük bir aile var, büyük ev, küçük aile. Daha çok terapi, daha az sağlığı, gelişmiş ilaçlar, yetersiz sağlık. Ay'a gitmek ama komşuyu tanımamak, yüksek gelir, daha az huzur, yüksek zeka, daha az duygu, iyi bilgi, daha az erdem, sayısız ilişki, sıfır gerçek sevgi, sosyal medyada sürüyle arkadaş, gerçekte sıfır dost, daha çok insan, daha az insanlık, daha büyük televizyon, daha az kitap, pahalı saatler ama hiç vakit yok. Böyle bir, buna kimsenin itirazı yok tahmin ediyorum. Böyle bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Bu dünyada sağlıklı kalabilmek çok daha zor. İnsanların eski yüzyıllara göre, yani 50 sene, 100 sene öncesine göre yaşantıları daha hızlı ve daha çok maddi refah daha çok ön plana çıktı. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunun için önem ve önceliklerimizi modernizm değiştirdi, kapitalist ahlak değiştirdi. Bunların insana bazı yerlerde refah sağlarken bazı yönlerden de bunu kaybettiriyor. Ve değişen dünyada bak ne vardı? Birinci basamakta 1800'lü yıllarda endüstri devrimi oldu. 1700'lü yıllarda endüstri 1.0 makine bulundu, buhar makineleri. Daha sonra endüstri 2.0 oldu, elektrik devrimi oldu. Elektrik gücüyle makine gücü birleştiği zaman bu ilk ortaya çıktığının bunun en büyük sembolü Titanic gemisi oldu. İngiltere bu gemiyi ürettikten sonra o günkü gazeteler 1911'e falan geliyor bu. Makine devrimi, yani endüstri 2.0'ın sembolü olan hem elektrik kullanıldı hem buhar gücü kullanıldı o gemide. Öyle bunu tanrı bile batıramaz diye gazeteler manşet atıyordu. Ve bir buzdağı batırıyor. İnsanların o kibirlenmesini önüne geçiyor. Endüstri 3.0 oldu. 20. yüzyılda bilgi elektronik mühendisliği ortaya çıktı. Bilgisayarlar ortaya çıktı. Ve güç, hakimiyet bu Endüstri 3.0'ı yakalayanların eline geçti. Şimdi 21. yüzyılda Endüstri 4.0 oldu. Burada da ne ortaya çıktı? İşte nesnelerin interneti ortaya çıktı ve büyük data ortaya çıktı. Böyle bir durumda Endüstri 3.0'da veri tabanını hükmeden dijital kontrol oluşturulacak. Dünya dijital diktatörlüğe doğru gidiyor. Böyle bir dünyada şimdi bakıyoruz. Kaliforniya sendromu dediğimiz modernizmin hastalığı, yani aslında Batı medeniyeti şu anda küresel medeniyet oldu. Bu medeniyetin getirdiği bir hastalık gibi bunu görmek gerekiyor. Hedonizm, zevkçili, ego idare seçti. Yaşam amacı seçti. Zevk peşinde hoşuna giden şey iyidir, hoşuna gitmeyen kötüdür diye bir yaşam felsefesi, varoluşçu felsefe bu. İkincisi de yaşam sebebi idealleri hedonizm olan kişi ikinci sırada egosentrik oldu, ben merkezci oldu. Yani ben önemliyim, ailem önemli değil dedi. Eşi hasta olsa, kronik bir hastalık çıksa, dünya bir defa geldim ben, zevklerimden vazgeçemem deyip evliliği kolayca bitirebilen insan tipi çoğalmaya başladı. Daha önce böyle insanlar hep marjinaldi, böyle az sınırlıydı. Şimdi oranı çok yükseldi bu. Çünkü yaşam felsefesi değişti. Üçüncüsü de yalnızlık ortaya çıktı. Yalnızlık da en büyük şu an modernizmin en büyük sonucu 2018'de İngiltere'de ve bu sene Mart ayında da Japonya'da yalnızlık bakanlığı kuruldu.
İntiharlar arttı, ileri yaş intiharları çok arttı. Buna çözüm olabilir. Hatta robotlar geliştiriyor yalnızlığa karşı sohbet odaları. Ben Osaka'da gördüm onu, Japonya'da. Yani bu küçük küçük şeyler var böyle. Böyle odalar var, sohbet odaları diye. O zaman işte artık devlet açmış onu. O sohbet odasına birisi geliyor, iş tanımada birisi geliyor, sohbet ediyorlar, gidiyorlar. Bunu biz yalnızlığı gidermek için çözüm olarak sohbet odaları açmış böyle devlet. Yani böyle bir durumda, çünkü insan yalnız yaşamaya göre zihinsel olarak programlanmamış. Yani insan ilişkisel bir varlık, genetik kodlarımıza göre tek başına yaşadığı zaman insan mutlu olamıyor. Ve dördüncüsü de mutsuzluk ortaya çıkıyor. Bunların sonucunda mutsuzluk, ümitasyon, şiddet arttırıyor. Şiddet, depresyon, intihar vakalarını arttırıyor. Yani şu anda küresel seyir bu yönde gidiyor. Peki biz bazı bilgiler vereceğim size. Yani neden tıp, hastalık tıbbı, sağlık tıbbı, buna karşı ruh sağlığı ve genel tebabette önleyici tedbirler neden önemli? Kurantolog olmasa medeniyet olmazdı. Bak şu anda en soldaki görüntü bana göre, en soldaki şurada görüyorsunuz, beynin ön bölgesi bu, bu beynin arka bölgesi, bu şizofren beyni. Beynin ön bölgesini hiç kullanmıyor. Arka bölgesi hayaller kuruyor, o hayaller içerisinde kapsülü bir hayat var, orada yaşıyorsunuz. Yağmurlar yaratılıyor, savaşlar çıkarıyor, yaşıyor. Şu sağlıklı kişinin beyni. Bu da şu sol taraf sağlıklı kişinin, sağda da ekstazi alan bir kişinin beyni. Ekstazi alan kişinin beyninde bütün beynin ön bölgesindeki serotonin hücrelerindeki serotonin depoları boşalıyor. Kişi bir gece ekstaziden sonra sahte bir eğlence oluyor ama ondan sonra 3 hafta sonra ancak kişi kendine gelebiliyor. 3 hafta depresif bir durum oluyor kişi. Burada bu nedenle madde kullanımı da beynin ön bölgesine hasar veriyor. Şizofrenide zaten beynin ön bölgesi devre dışı kalıyor. Beynin ön bölgesi aslında bedeniyeti yapmamızı kodlayan bölge yaratılmıştı. Ve burada bu çağda 3 kritik değişken ortaya çıktı. Bu değişken sekülerizm, yani hiç kimse hissiyat, akla, fikre, yüksek hissiyata baskın hale geliyor. İkincisi narsizm, ben merkezciliğin kişilik haline gelmesi. Başarı, bedeni rahatlık, akıldan kaynaklı kibir ve yarışmacılık. Yani büyüklük hastalığı narsizm ortaya çıkarıyor. Sekülerizm de burada, ben bunu felsefe anlamda söylüyorum, siyasi anlamda anlamasın kimse. Türk Dili Kurumu'nun lügatta dünyacılık yazıyor. Yani insanın tarihinde hiç bu kadar ölümü unutmuş, sadece dünya hiç yok, ölümü yok gibi, ölümden sonra hayat yok gibi yaşayan insanların bu derece genel kültür olduğu bir dönem yok. Yani bu çağın en önemli hastalığı böyle dünyacılık ve ben merkezcilik hastalığı. Öyle. Ve burada da bilimden de etkilediği materyalizm, ya hani sosyal umani ve hayat tehdidine cehalet, cehaletten gelmiyor şu andaki bizim bilimden geliyor, bilim adına. Ve şu anda materyalizm de kuantum dinamiğinden sonra materyalizm de çökmüş durumda. Materyalizm çökmüş durumda. Çöktüğü için de materyalizm şu anda insanlık arayış durumunda. Eğer biz doğru bir seçenek sunabilirsek dünyaya, emin ol dünya bilim tevhidi bulacak. Benim tahminim. Tevhide iyice yaklaştı. Burada pozitif psikoloji dersi neden koydum? Harvard 1915'te bu pozitif ders var. 2015'te dersi koydu. Harvard'ın çığır açan dersi olarak koymuş pozitif psikolojiyi. Bu başta doğru yerde bilinmiş de ileride ne olmuş biraz daha geçiş. Hocalar sormuş, söylemiş. Allah'ım bende geçiyor ama. Onlar da geçmiyor, geçmiş de Harvard'da. Olur. Aynen. Şimdi
aşırı ileri geri yapıyor. Görebiliyor musunuz? O zaman ilk slayttan sonrasında hızla bir tekrar geçeyim mi? Olmazsa. Mustafa Hocam. Hocam buyurun. Tamam. Şimdi burada hasta bunu söylemiştik. Bugünün gerçeği diye özetlemiştim. Yani burada bugünün gerçeği daha büyük ev ama daha küçük aile. Pahalı saatler var ama hiç vakit yok diye özetleyebileceğimiz. Değişen dünyada en düzü 1-0, 2-0, 3-0, 4-0'ın derecelendirilmesi ve en düzü 4-0'da şu anda otonom robotlar, nesnelerin internetiyle veri tabanı. Hatta burada bir şey söylemeyi atlamıştım, onu da söyleyeyim. Bu Titanic nasıl böyle Endüstri 2.0'da bir şey olduysa bizde, Endüstri 2.0'da böyle sebol olmuş, böyle daha sonra insanlık kibire kapılmışken buzdağı engellemişti. 2018'de de Davos'ta dijital diktatörlük ilan ediliyor küresel olarak. Yani büyük veriyi kim elde ederse dünyaya o hakim olacak diye. Tam böyle bu ciddi bir küresel bir gurur içerisindeyken 2019'da Covid önümüze çıktı. Bu da çok enteresan bir Titanik'in arkasından buzdağından karaya vurması gibi Covid'in de bir nevi dijital devrim Covid'e çarptı. Covid dolayısıyla bütün sadece o teknoloji elinde tutan değil de bütün dünya o teknoloji kullanmak zorunda kaldı. Dijital diktatörlüğün önünü kesen bir etki yaptı. Yani benim bu şeyim, yani Covid'in aslında bizim göremediğimiz bir faydası da böyle küresel sermayenin küresel oyununu bozmuş olması gibi bir ben sonuç çıkarıyorum. Tabii bir yorum bu benimkisi. Burada diğer modernizmin hastalığı, California sendromu dedik, işte hedonizm, egosentrizm, yalnızlık, mutsuzluk. Ve beynimizin ön bölgesi olmazsa, burada görüyorsunuz, beynimizin ön bölgesi şizofrenlerde çok düşük çalışıyor. Orta sağlıklı kişi, bu bağımlı sağlıklı kişinin beyni ekstazi almadan önce, ekstazi aldıktan sonra sağlıklı kişinin beyni. Burada görüyorsunuz, beynin ön bölgesinin serotonin depoları boşalmış. Görüntüler geliyor değil mi hocam? Hocam diyelim. 43 tane kritik değişken var. Sekülerizm, narsizm, materyalizm. Yani içgüdüsel hissiyat, akla ve fikre yüksek hissiyata baskın haline. Yani kişinin dünyacılık. İkincisi ben merkezciliğin kişilik haline gelmesi. Narsizm, kendisi büyüklük hastalığı, kendisini yeryüzü tanrısı gibi gören ve tanrı kompleksi dediğimiz insan tipinin yaygınlaşması. Üçüncüsü de materyalizm. Materyalizm şu anda din gibi sunuldu. Ama bu şu anda değişiyor. Bunu da Harvard'da pozitif psikoloji dersi konuldu. 2015 tarihinde konuldu bu ders. Bu dersin, şurada tekrar tarih alayım, 2015'ti bu. 15 Haziran, 2015 Haziran. Ve dersin konularına baktığımız zaman böyle ne konusunu işliyor? Mesela merhametliliği işliyor. Değerleri, insanı değerleri istiyor. Minnettarlık eğitim diyor, mutluluk diyor. Anlam ve değerler diyor. Yani hayatın anlamı yoktur diyen varoluşçu felsefe vardı. Hatta Albert Camus'un meşhur sözüdür absürtizm diye. Bu dünyanın anlamı yoktur, anlam peşinde koşmayın. Ben burada ya işte bir dine sığınıp anlam odur deyip böyle pasifliği terk edeceksiniz. Yani böyle zayıflığı terk edeceksiniz. Yani ama ben onu terk etmiyorum. Anlamsızlıkla savaş açmaya karar verdim diyor. Absürtizmi oluşturuyor. Şu anda dünyada da dünya anlamsız. Her şey dünyada bitiyor. Zevk peşinde koşmak insan için anlam olarak yeter tarzındaki bir anlayış var. Ve bunun sonucunda da Batı medeniyeti şiddetli bir şekilde çökmeye gidiyor. Hiç şakası yok arkadaşlar. Batı şu anda Silikon Vadisi'nde çalışanların 2/3 göçmen dışarıdan geliyor. Amerikalı değil. Yani bu nedenle yani şu an Batı, Kuzey Avrupa'da da öyle. Yani mesela Kanada'da bazı iş yerlerinde, İngiltere'de işçi sorunlar ortaya çıkmaya başlamış. Bu
Covid'in ve şeyin etkisiyle, göçün etkisiyle. İnsanlar riskli işlere girmiyorlar, çalışmıyorlar. Yani bu nedenle dünyaya muhtaç durumda işçilik açısından o duruma geldi. Çünkü çalışmayan bir kültür ortaya çıkardı, tembellik ortaya çıkardı. Ve bu pozitif psikoloji dersinde bunu öğretiyorlar. Harvard bunu ders olarak koydu, çığır açan ders olarak anlatıyor. Daha sonra Yale Üniversitesi bu dersi, mutluluk bilimini ders olarak koydu. 1200 öğrenci kayıt yaptırmış ve Yale tarihinin en popüler dersi olduğunu anlatıyor. Daha sonra bu Yale Üniversitesi New York Times'a haber oldu Mart ayında, geçtiğimiz Mart ayında. Bu ders halka açmış. 3,5 milyon kişi kayıt yaptırmış ücretsiz ders halka. Bu dersi ve bu dersin konusu da bizim Anadolu İrfanı'nı almışlar, Doğu Bilgeliği'ni almışlar, sistematize, metodoloji işte, haline getirmişler. Pozitif psikoloji, mutluluk bilimi ders olarak anlatıyorlar. Hatta bu dersin adına iyilik bilimi dersi de diyenler var. 1200 öğrenci kayıt yapınca bu kadar büyük salon olmadığı için 3'e 4'e bölmüşler dersi. Yale Üniversitesi. Bunlar Avrupa'nın A sınıf üniversiteleri. Ve Bristol Üniversitesi İngiltere'de bu da intihar salgını nedeniyle mutluluk dersi koyduk diyor. Anons ediyor. 2019 tarihinde. İngiltere, Bristol Üniversitesi oranın yani en klasik üniversitelerinden birisi. Bu da şeyi gösteriyor yani. Bu dünyanın gidişinde şu anda Batı medeniyetinin Roma'nın son dönemi gibi bir dönem yaşadığını gösteriyor bence. Evet, burada biz Üsküdar Üniversitesi olarak bu dersi 2013'te koyduk. 2013'te koyduk yani Harvard'dan önce koymuşuz, öğrenmek gibi olmasın. Bu dersi koyduk. Neden bu dersi koymuştuk? Çünkü gençlikteki, insanlıktaki olumsuz gidişi görüyorduk. Bu olumsuz gidişe karşı çözüm olarak yani bilimsel bir çözüm lazım. Bu bilimsel çözümü bilimde buna karşı bizim Kur'an ahlakını, peygamber ahlakı da diyebiliriz. Ahlakı sistematize, metodolojiye vermeden hiç bu tabii mesela hiç Mevlana'ya hiç referans vermemiş bu pozitif psikoloji dersini verenler. Hiç tamamen işte teorik temelini doğudan alıyorlar. Semavi ahlaktan öğretilerini alıyorlar. Fakat hiç referans vermeden bunları insanlara öğretilmeli diyor. Ama ahiret inancı öğretilmediği için yani bunların ne derece işe yarayacağı da şüpheli ama hiç yok. Hiç olmasa da iyilik biliminin ders olarak okutulması anlamlı. Evet. Burada mutluluk bilimi neden ihtiyaç ortaya çıkmış? Şunu bakın burada Albert Einstein, meşhur Einstein, Nobel Fizik Ödülü var. Çok yüksek zekası var. Mükemmel keman çalıyor, satranç oynuyor dahil. Ama duygusal zekası yerlerde sürünüyor. Senin evliliğin 10. yılında aşağı yukarı karısına şöyle söylüyor. Senin de evli kalmamı istiyorsan benden şikayet etme. Yemeğini, üç öğün düzenli olarak odama getir. Benden dostluk ve yakınlık bekleme. Bunu hangi kadın kabul eder? Kabul etmemiş ve ayrılmışlar. Ondan sonra başarılı olmuş ama olmadı şüpheli. Yani bu nedenle bu da bize bir başarının tek başına, akademik başarının insanı mutlu etmediği, hayat başarısının da göz önüne alınması gerektiği, bunun öğretilmesi gerektiğiyle ilgili bir örnektir bu. Ve ahlaki değerleri öğretmemiz gerekiyor. Ahlaki akıl yürütmenin gelişimi, somut değerlere göre ahlaki akıl yürütme öğretilirse bu çocuklarda vardır. Gördüğünü doğrudur, görmediğini yanlıştır der. Sonuçlara göre düşünür, görüneni taklit eder. Görmediğim şeye inanmam diyen düşünce somut değerlere göre düşünmektir. Soyut değerlere göre düşünmek ise niyeti dikkate alır, kendisini başkasının yerine koyar. Sorumluluk bilinci, sosyal düzen, geleceği için çile çekme kavramı geliştirir. Soyut değerler. Bu yani çocuklar 7 yaşından sonra evet. Burada niyeti dikkate almak, kendini başkasının yerine koyar. Sorumluluk bilinci, sosyal güven, geleceği için çile çekmek kavramını geliştirir. Yüksek değerlere göre düşünmek ise burada hakçı olmayı dikkate alır. Merhamet, saygı gibi değerleri benimser, içgüdülere direnç gösterir, acıyı hafifletir, iyiliği besler, iyiliği bozmamaya özen gösterir, kötülüğü engeller, fedakar olabilir. Bu yüksek değerlere göre düşünmek, soyut değerlere göre düşünmek bu
ahlaki değerlerde işte pozitif psikoloji bu ikinci basamağa daha çok önemli. Yani değerler eğitimi tarzındaki böyle ama yüksek değerlere göre düşünmek, merhamet olmak. Yani burada hakçı olmayı dikkate almak, merhamet, saygı gibi değerleri benimsemeyi öğretmek de bakıyorsunuz bu ancak bunu bir insanın yapabilmesi için böyle ölümü açıklama, Tolstoy'un söylediği gibi ölüme açıklama getiren bir anlam peşindeyim diyor. Anlam arayışı içindeyim diyor. Ölümü açıklama getiren. Yani şu anda semavi öğretilerin dışında özellikle de tevhid inancının dışında Kur'an-ı Kerim'deki ölümü açıklama getiren, mesela akla en uygun açıklamayı tevhid inancı getiriyor. Bunun dışındaki inançlar yani kötülüğü neden var olduğunu, şer sorusalını, teodizeyi anlatamıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi burada tedavi anlayışında bizim Kur'an-ı Kerim'de çok şey var. Bu hadis-i şerifler bunlar işte. Kimin bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkışırsa sebep olacağı zararı öder diyor hadis-i şerif. Yine İbn-i Vakkas hastalanmış Hazreti Peygamber Aleyhisselam ziyaretine gidiyor. Sa'd'ın evinde hasta yatar görünce Haris bin Kelde'yi çağırıp o iyi bir hekimdir sizi tedavi etsin diyor. Yani kendisi hekimlik rolüne girmemiş. Allah kendi derdi de çareyi de verdiği gibi her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeple tedaviye devam ediniz fakat haramla tedavi etmeyiniz. Yine hadis-i şerif. Başka hijyenle ilgili hadis-i şerifler de var. Size ne oluyor ki dişleriniz sararmış olduğu halde yanıma geliyorsunuz, misvak kullandınız. Misvak hakkında tavsiyelerimi size çok tekrarladım. Allah temizle, temiz olanı temizi sever. Etrafınızı temizleyiniz. Temizlik imanın yarısıdır. Her Müslüman 7 günde bir yıkanması Allah'ın onun üzerine hakkıdır. Yiyecek ve içeceklerin kaplarını ağzı açık bırakmayınız tarzındaki. Bu da mesela hiç mikrop yokken o zaman bunu söylemesi, kaplarını açık bırakmayınız. Çok ancak mikrobun olmadan bunu söylenmesi burada ciddi bir şey. Yani bunu ancak ilhamla ya da vahiyle söyleyebilecek bir bilgi olduğunu bilmek gerekir. Bulaşıcılıkla ilgili de bu COVID döneminde çok daha dikkat çekti. Bu birçok dünyada bu gündeme geldi bu hadis-i şerif. Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyiniz, bulunduğunuz yerde veba vuku bulsa oradan çıkmayınız diye salgın hastalıkları gibi böyle bir ikaz var. Cüzdanından aslında kaçar gibi cüzdanının bulaşıcı olduğunu. Çünkü cüzdanın aranızda mızrak boyu mesafe olduğu halde konuşuyoruz gibi bu uyarılar var. Daha sonra tabii cüzdanlar tedavi edilebildi. Yani onlar o günün şartları içerisinde tedavisi olmadığı için ancak mesafe uzaklaştırma ile ilgili karantina tedbirleri yapıldı. Eğer vebanın da çaresi bulunursa karantina tedbirlerinin büyük ihtimalle kalmaz. Evet. Burada şunu söylemek istiyorum. Bir diğer üzerinde durman bu hadis-i şerifte birkaç tane ayet söylemek istiyorum. Ben Gata Haydarpaşa'da en son görev yaptığım yerde orada Sultan Abdülmecid, 1. Abdülmecid herhalde. Yani o bir şey yazdırmış oraya. İbadet şey vardı. Yani açılışla ilgili bir kitabesi vardı. Orada yanılmıyorsam şu ayet var. İsra suresini Kur'an'da insanlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur. Şifa ayet olarak bilinen ve Kur'an inananlar için de ki o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Şura suresi 80. ayet birincisi. Şifa ayetlerine bir diğer İsra suresinin 82. ayeti. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmetler. Bu ayetti. Yani, ayetinin bir diğer şifa ayeti Nam suresinde 69. Onların arıların karınlarından renkleri çeşitli şerbet bal çıkar ki onlar insanlar için şifa vardır ayeti. Ve Yunus suresinde 57. ayet gönüllerdeki dertlere şifadır. Yani bütün bunlara bakıyoruz. Mümin bir ayet-i kerime Tevbe suresinde Allah mümin bir topluluğun
kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın diye bir şifa. Kur'an-ı Kerim'de yani şifa, rahmet, teselli olarak Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu söyleniyor. Peki bize hastalar geldiği zaman şifa beklentisiyle geliyor. Yani hastalığımızı iyileştirebilecek misin diyor. Yani ben burada ilk baştan beri üzerinde durduğum şey, ben bizim tıpta sınırlarımız bilmesi lazım hekimin burada. Yani hekim, yani ben hastanı tedavi ederim demek bir insanın kontrol edemeyeceği bir konuda söz vermekte. Bizim kontrol edebileceğimiz şey nedir? Senin hastalığının tedavisi için elinden gelen gayreti göstermek. Hatta biz üniversitede, şeyde hastanede, İstanbul Hastanesi'nde biz bir askeriyeden ödünç aldığım bir söz var. O sözü ekledim şeylere, kitapçıklarımıza ekledik onu. Hekim askerlikte söyler, komutan sadece yapılan işlerden değil, yapılmayan işlerden de sorumludur diye söyler. Yani, durum bana vazifeli, oradan çıkardığı taşalar. Bu ben de bunu şey aslında sorumluluk duygusuyla ilgili güzel bir şey bu. İnsanı tembellikten uzaklaştıran sorumluluk bilinci, görev bilinci oluşturuyor. Burada üzerinde durmamız gereken benim dediğim, hekim sadece yapılan tedaviden değil, yapılmayan tedavilerden de sorumlu. Yani o hastanın sağlık vekaletini alıyorsun sen, onun iyileşmesi için dünyada yeni bir tedavi, yeni metot, yeni bir şey çıkıyorsa seni onu arayıp bulup getirmek de senin sorumluluğundadır. Bunu biz şey olarak yani motto olarak kliniklerimizde kullanıyoruz bunu. Bir diğer önemli Hipokrat'ın sözünün arkasına bir cümle daha ilave ettik biz. Şöyle dedik, önce zarar verme diye Hipokrat biliyorsunuz. Buna ilave yaptığımız ilave şu, burada hastaya zarar vermenin birisi de hastayı tedavisiz bırak. Ben bunu baktım, bizim tıp eğitimi sistemi içerisinde riske girmemek için, hastayı böyle zarar vermemek için yani senin tedavi yok, sen düzelmesin deyip kestirip atıyorlar bir şeyi. Böyle birçok hastalığı, yani birçok tedavi yapmıyordu, kaçınıyordu. Hasta tedavisiz kalıyordu, bu da bir mesuliyetti. Onun için biz, bir zarar verme türüdür o. Bunun tedavisi, bunun tedavisiyle ilgili ben şunu yapabiliyorum. Ama bunun tedavisiyle ilgili dünyada şöyle şöyle tedaviler de var, olabilir diyebilmek gibi bir sorumluluğu da var. Ya o tedaviyle ilgili metotları alıp geliştirip kullanmak gibi bir sorumluluğu da var. Bu nedenle bizden şifa bekleyenlere bizim vazifemiz şifaya sebep olmaktır. Şifa Allah'tandır. Şifa Allah'tandır. Ve zaten bu ben önce okuduğum şifa ayetlerinde de onu görüyoruz. Şifayı Allah veriyor. Hekimler, diğer insanlar sebeptir, vasıtadır, sebeptir, vesiledir. Yani sen her şeyi tam uygularsın bakıyorsun, hasta şifa bulmaz, iyileşmez. Ama bazı hastalara ufak bir şey yaparsan hemen iyileşir, bunu anlayamazsın. Bu hasta iyileşmez dersin, o hasta ayağa kalkar, yanında bekleyen refakatsiz vefat eder. Bunun için hiçbir garantisi yok. Haddimizi, sınırlarımızı bir hastalık tıbbında bilmek gerekiyor. Koruyucu tıpta da işte o hijyen çok önemli. Biraz önce pozitif psikoloji dediğimizde ruh sağlığının koruyucu hekimliği bölümüydü. Ve bu son slide olarak bunu göstermek istiyorum. Şimdi burada bu Butler'ın çizdiği bir grafiği. Burada ortada gözüken tıbbın kral olarak gözüktüğü Avicenna'yı, İbn Sina'yı koymuş. Onun sol tarafında Hipokrat var, sağda Galen var. Gerçekten de tıbbın üç tane ana şeyi, felsefe ilk, yani hekimliği bir nevi temelini atmış kişiler. Ve burada Batı dünyası İbn Sina'yı ön plana çıkarmış birinci planda. Biz kendi öğrenim yılında hiç ne üniversitede ne tıpta İbn Sina'nın adı geçmiyordu. Şimdi yeni yeni işte konulmaya başladı. Bu ciddi bir şekilde bir ecdat düşmanlığının bizim eğitim sistemindeki maalesef ciddi örneklerinden, kötü örneklerinden birisidir. Yani, ve böyle yetişen kuşaklarda tabii batı değerleri karşısında aşağılık duygusu, eksiklik duygusuyla hareket ederek yetiştiler. Ve hatta ben bu beyin sinyallerini
kaydedip işleme ile ilgili bir sistem getirmiştim yıllar önce Türkiye'ye. Ben İzmir'den bir doçent arkadaşı söyledim ya bu sistemi getir, bak bu sistem işe yarıyor, bir alsanız dedim. Bana verdiği cevap enteresan, dedi ki Amerika'da filan hocam var dedi, o kullanmadıkça ben bu sistemi kullanmam dedi. Ya aklını şeye koymuş sanki, aklını nereye koymuş, başkasının cebine koymuş, o dersi yapıyor. Yani kendisi o hocasını geçmeyi düşünmüyor bile. Yani bir bilimsel düşünceye bu yakışır mı? Bilimsel düşünce metodoloji olarak metod içinde her şeyi sorgular, metod içinde sorguladıktan sonra şüphelenir. Ve hakikat bulur, çoklu düşünce geliştirir, farklı düşünce geliştirir. İbn Sina bunu yapmış. O zaman ama ondan sonra niye İslam dünyasını İbn Sina çıkaramadı? Bunu sorgulamak gerekiyor. İslam dünyasında düşüncenin ilerlemesi neden durdu? Sorgulamak gerekiyor. Bununla ilgili şununla sözümü bitirmek istiyorum. 1580 burada kritik bir tarih. Osmanlı en güçlü zamanında, işte Endülüs devrimlerini gördük. Endüsü devrimlerini kaçırdı Osmanlı. Ama genellikle hep söylenen sömürgecilik yapmadığı için kaçırdı diye söyleniyor. Ama onun arka planında mesela Rusya da çok büyük sömürgecilik yapamadı. Ama asıl oldu da bir sürü Nobel adayı ödül çıkardı Rusya. Yani niye şu anda füzelerini yapabiliyor? Yani bunu araştırmak gerekiyor. Bunun da bizde 1580'de şöyle bir olay yaşanıyor. İlahiyatçı hocalarımız tabii daha iyi bilir. Eşari kuşağı var. Güney kuşağı İslam, hani Ehl-i Sünnet içerisinde. Fakat onlar böyle din eğitiminde felsefi, Aristo, Hipokrat, matematik, bunlara soğuk bakıyorlar. Yani çok yaklaştırmıyorlar. Eğitim sistemimizde bu böyle bir sistem oluşturuluyor. Yavuz Sultan Selim şeye gittiği zaman, Mısır'a gittiği zaman oradaki ulemayı İstanbul'a getiriyor. 1512'lerde, 16'larda getiriyor. Getirdikten sonra 1580'de bu ulema, bu Maturidi kuşağının, yani Kuzey kuşağı İslam'ın öğrettiği, böyle sorgulayan, okuyan, eleştirsel düşüncenin olduğu kuşak erimeye başlıyor o durumda. Ve 1580'de Ulu Bey'in kurduğu rasathane var şeyde, Tophane'de. O rasathaneyi Taküyüttin Efendi var. O rasathane eskidi diyor, tamir ediyor. 3. Murat tamir ediyor onu. Ondan sonra tamir edip açıldığı zaman 1580 civarında, yani belki büyük ihtimal 75'lerde 3-5 sene vebaha çıkıyor devamlı. Onun üzerine o Mısır'dan gelen ulema ve onun etkisine kadar ulema diyor ki, ya diyor biz Allah bizim görmemizi istese gözümüzü ona göre yaratırdı. Teleskoplara lüzum yok, rasathanelere lüzum yok böyle böyle diyor. Daha sonra ev uçmamızı istese kanatlı yaratırdı diyor. Ve bu padişahı ikna ediyorlar. 3. Murat da Boğaz'dan toplarla yıktırıyor rasathaneyi. Ve ondan sonra medrese, daha önce medrese Zülcenahem varmış. Yani iki bilimin. Yani bu şey ilimleriyle birlikte mantık, felsefe, matematik, coğrafya, astronomi, bunlarla birlikte din ilimleri beraber öğretilmiş. Ondan sonra yavaş yavaş bu şeyler terk ediyor. Sadece medrese din bilimleri eğitim alanı gidiyor. Ve bunu ilk fark eden Ahmet Cevdet Paşa. 1850'lerde o dönemde işte padişah çocuklarını da eğitiyor aynı zamanda o. Bunu fark ediyor. Şehrisan Arif Hikmet Efendi, Sadrazam ve şeyi Valide Sultan ikna ediyor. Cağaloğlu Lisesi'nin olduğu yere şey yapılıyor. Medrese-i Zülcenahen yapılıyor. Yukarıda duvarlarda işte şeyler var. Haritaların olduğu, jeolojinin olduğu vesaire öyle. Hem de dininle beraber okutuldu. Bu bir şey olarak, pilot çalışma olarak onu yapıyor. Ondan sonra vakıfların korkumundaki ehli medrese buna itiraz ediyor. İtiraz edince padişah da onları dinliyor, kapattırıyor. Ve işte Osmanlı'da bunun üzerine bakıyorlar padişahlar. Bir taraftan ilk defa o dönemde boşlanmaya başladı Osmanlı 1850'lerde. Ondan sonra başlıyor, mektebi sultanları kuruyor. Ne oldu? İki insan yetişiyor. Biri medrese, sadece din eğitimi alan.
birisi mektep. Mekteplerde din eğitimi karşıtı yetişiyor. Kendileri de bir din eğitimi alıyorlar temel olarak ama mektebi sultanilerde yetişenlerde Abdülhamid'in bu kadar iyi niyetine, gayretine rağmen onu deviriyorlar. Ondan sonrakilerde Osmanlı'yı deviriyorlar. Yani burada zamanın ruhunu kaçırmış olmak. Şu anda ben bu öz eleştiri yapabilmek gerekiyor. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.